Ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Sağlıklı Yaşam programı ile karşınızdayız. Ve yanımızda İbrahim Gökçek var, bitki uzmanı. Bugün sizler için göğüs hastalıklarından başlayacağız öncelikle. Evet hocam, merhaba. Merhaba. Bugün göğüs hastalıklarından başlayacağız. Evet, yani sayısız göğüs hastalıkları var. Efendim, gözün ağ tabakasında oluşan iltihaplanmaya konjektif denir. Gözün şeklinin deforme olması nedeniyle, basınç nedeniyle ortaya çıkan glokom, göz basıncı rahatsızlığı, gözün kızarması, birçok hastalık var, alerjik göz rahatsızlıkları, şeker nedeniyle ortaya çıkan gözün ağ tabakasındaki yoğun damarlaşma nedeniyle ortaya çıkan görme zafiyeti gibi birçok rahatsız var. Geçenlerde bir beyefendi 65 yaşında Mehmet Bey. Şeker hastalığı, tansiyon, kolesterol, birçok hastalığı var. Dedi ki ya, görme zafiyeti artık pek göremez hale gelmiş. Birçok hastalık, birçok ilaç kullanıyor, ağır ilaçlar. Tekrar görebilir miyim? Dedim ki ne bileyim, bilemiyorum yani. Yani tekrar görebilir misiniz? Son birkaç aydır göremiyor artık. Birçok ilaç kullanmış, tahrip olmuş. Deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz dedik. İksir, aloe vera jel ve çaylar, kapsüller vesaire verdik. Hamdolsun 6 hafta sonra tekrar görmeye başladı. Tabii bizim gibi görmüyor da yani artık hafif de olsa %25, %30 görebiliyor artık. Yani cisimleri seçebiliyor. Hiç göremiyordu. Nasıl oluyor da görüyor? Şimdi bu yaban mersini Karadeniz'de buna yayla flori deriz. Yayla flori. Halk arasında çoban üzümü. Çobanlar çok yediği için herhalde. Çoban üzümü denir. Göz üzümü denir. Gözü güçlendirdiği için. Yaban mersininin şekli göze benzer. Evet, göze benziyor. Ben tam söyleyecektim. Siz benden önce söyleyin. Evet, şu sapı da gerçekten. Gözden beyne giden sinire benzer. Evet, bu bununla ilgili araştırmalar 500 yıl önce başlamış. Çok eski. Çok eskiden bunu kanlı ishale, dizanteriye karşı kullanılmış. Sonra böbrek yetmezliğine karşı kullanılmış. Fakat işte son 50 yıldır yapılan araştırmalarda gözü beslediği, güçlendirdiği belgelenmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında bunun önemi daha da artmış. Neden? İngiliz pilotları havadan baktıklarında hedefleri göremiyor tabii. O zaman teknoloji yok, bilgisayar yok vesaire. İngilizler pilotları daha iyi görsün, hedefleri seçsin, iyi bombardıman etsin Almanya'yı diye pilotlarına bu yaban mersininin reçelini yedirmişler. Bunun reçeli. Ve daha iyi gördükleri, hedefi iyi seçtikleri tespit edilmiş. Yani pilotlara mutlaka sürekli bunu reçeli yedirmişler. Hedefi görmeyi güçleştiriyor. Bunun birleşiminde, yaban mersininin birleşiminde ne var da insanı böyle görme gücü artırıyor? Antosiyanitler denen siyanoglikozit, malvin glukozit, punin glukozit gibi glukozit, falan glukozit türevleri içerir. Binde 5 oranında ortalama. Meyvesi gözleri güçlendirir. Ama çok çok az etken madde, antosiyanitler. Bu nedenle ekstraktının kullanılması çok daha kısa sürede etki verir. Biz bununla ilgili çalışmalar yaptık. Yaban mersini forte, birleşiminden yaban mersini, alıç, görme zafiyetini tetikleyen sebeplerden biri de yüksek tansiyon. Nedeniyle burada oluşan, kılcal damarlarda oluşan plaklar ve basınç, gözün şekli deforme eder. Zeytin yaprağı, sarı kantaron, ginkgo, ginzek, altın başak otu, sarı kantaron vesaire. 19 çeşit bitki ekstraktı içerir yaban mersini forte. Gözü besler, gözü güçlendirir. Gencin birisi köyde, Kayserili, küçükken, bostanda oynarken gözüne bıçak batmış.
Ha işte dikkat etmemişler, hastaneye götürmemişler vesaire. Kör olmuş. Ha, bir gözünü kaybetmiş. Daha sonra ailesi Almanya'ya götürmüş. O ona bir takma göz takmışlar hastanede. Fakat o göz, o gözdeki iltihap diğer göze zarar vermesin diye yıllarca kortizon kullanmak zorunda kalmış. Buna rağmen, kortizon kullanmasına rağmen takma gözdeki iltihap diğer göze de rahatsızlık vermiş. İş yerinde artık büyük yazıları seçemez olduğu için işten atılmış. Bir gün gittim baktım caminin çay ocağında oturmuş. Düşünüyor ya, dertli dertli. Dedim derdin ne, ne düşünüyorsun? Ya dedim işten atıldım. Niye? Eskiden %80, %90 gidiyordum. Şimdi işte %30'lara düşmüş. Büyük yazılar dahi seçemiyorum kartonların üzerinden. İşten attılar, işsiz kaldım. Aa, tedavi ederiz, problem değil dedim. Dedi ki nasıl tedavi ediyorsun? Bir gözüm var, o da yarım dedi. Diğeri zaten görmüyor. Ben hallederim dedim. Ben sana özel bir çay hazırlayacağım. Ona özel bir çay hazırladım. Şimdi bunu soğuduktan sonra pansuma yapacaksın gözüne. Veyahut da göz kadehi var. Göz kadehinin içerisine koyuyorsun, göz banyosu yapıyorsun. A ben yapamam dedi. Neden? Bir gözüm var zaten, o da yarım. Rizikoya giremem. Ben yapayım sen bak dedim. Baktı ben yapıyorum, korkmuyorum. Dedi ki tamam ben de yapayım. Aldı gitti çayı denedi denedi. 6 hafta sonra tekrar doktoruna gittiğimde doktoru demiş ki nihayet kortizon etki yaptı demiş. Ne kortizonu demiş ya. Ben yıllardır kortizon kullanıyorum. Hiçbir işe yaramadı. Birdenbire demiş 6 hafta içinde mi etki yaptı? E nasıl oldu ya? Gökçek demiş bir şeyler yaptı. Hamdolsun kurtardık. Bu vatandaş tekrar meslek hayatına atıldı. Yeni eğitim görmeye başladı. İlkbaharla birlikte birçok insanın gözü kaşınmaya, sulanmaya başlar. Ağlıyormuş gibi sürekli gözü akar. Kaşınır, kaşınır. Buna polenler sebep olur. Bu tür rahatsızlığa karşı da iksir aloe vera jel artı yaban mersini kullanmak gerekir. Şimdi bu yaban mersinine ilgili birçok klinik araştırma var. Bunlardan birkaç örnek vereyim. Paris Tıp Fakültesi'nden Profesör Doktor Robert Benefica, Profesör Doktor Michael Robert şeker hastalığı nedeniyle ortaya çıkan görme zafiyeti. Şeker hastalarında damarlar sertleştiği için damarların iç yüzeyinde kristaller oluşuyor. Sertleşiyor, zamanla körlüğe sebep oluyor. Allah korusun. Şeker hastalığı nedeniyle ortaya çıkan görme zafiyetine gözün iç tabakasında oluşan anormallikleri Profesör Doktor Benefica, Profesör Doktor Michael Robert hastaları tedavi etmiştir. Alman asıllı doktor Horst Heusmann aynı şekilde retinada ortaya çıkan, şimdi gözü besleyen damarlarda kanlanma olmazsa ne olur? Retinanın arkasındaki damar tabakasında tabakanın içerisinde yeni yeni damarlar açılır. Bunu şuna benzetebiliriz. Mesela diyelim ki bacağınızdan bir damar alındı. Herhangi bir organa, kalp ameliyatı için veya başka bir yerden de kullanıldı. O alınan damarın yerine oradan yeni damarlar açılır çevreye. Organa dokuyu beslemek için. Yeni yollar açılır. Bu şuna benzer. Mesela buradan Taksim'e gidiyorsunuz, yol kapandı, ara yollar açılır Taksim'e gitmek için. Yani Aksaray'dan Taksim'e ara yollar açılır, ana yol kapanırsa. Böyle de gözün içerisindeki retinanın etrafındaki damar tabakasında kan dolaşımı yetersizliği ortaya çıkarsa ana damarlarda yan damarlar açılır. Çok yoğun bir damarlaşma ortaya çıkarsa bu da gözü zayıflatır. Kişi doğru dürüst göremez ve zamanla körlüğe kadar gider. Bir ikinci problem de baktığımız cisim herhangi bir cisim gözün sarı noktasına yani makulaya yansır.
makula da sinir hücresi vasıtasıyla beyne iletir cismi. Ve böylece görürüz, şekle bir şekil veririz. Burada oluşan problem de yine net görmeyi engeller. Yıllar önce ben de Almanya'dayken doktora gitmiştim. Gözümden rahatsızım. Gece araba sürerken ışığa baktığımda etrafında bir halka görüyorum böyle. Doktor dedi ki bu silindir. Ne silindir dedim ya. Gözünüz normal olarak elma gibi. Hafif basınç oluşursa armut gibi olur. Yani tabiri caizse benzetme. Tam o şekilde olmaz da ona benzer. Yani biraz basınçla nedeniyle şekli bozulur. Bu nedenle herhangi bir cisim sarı noktaya, makulaya yansımaz. Hafif yarına yansır. Bu da ne olur? Görme anormalliklerine sebep olur. Baktığınız cismin etrafında halka görürsünüz veya başka şey görürsünüz. Ne olacak dedim. Dedi ki 10 bin kişide bir kişide olur bu hastalık ve tedavisi yok. Öyle mi? Öyle. Ben tedavi ederim. Nasıl edeceksin? Onu bana bırak dedim. Şimdi bu iksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak, otuz, zeytin yaprağı, kakaoli vesaire içerim. Bütün damarları açar. Hangi damar olursa olsun, nerede olursa olsun. Gözde, kulakta, burunda, boğazda veya karaciğerde, pankreaste, dalakta. Bütün organları temizler, arıtır. 6 ay kullandıktan sonra tekrar doktora gittim. Baktı dedi ki ya bu beyefendinin raporunu mu, kağıtlarını mı karıştırdınız, dosyayı mı karıştırdınız dedi. Yanında çalışan elemanlara. Yok efendim dediler. Silindir vardı dedi. Evet. Kaybolmuştu. Nasıl kaybolmuş? Silindir kaybolmuş. Silindir yok. Silindir kayboldu, yok oldu. Nasıl oldu? İksir bütün damarları açıyor, temizliyor, arıtıyor. Tekrar doku beslenir hale geliyor. Bir de yaşlı insanlarda göz kuruluğu problemi ortaya çıkar. İki türlü gözün içerisinde bir gözü besleyen odacık sıvısı var. Bir de gözyaşı var. Gözümüzü böyle kapattığımız, açtığımız kapattığımız zaman gözü böyle silgeç gibi silen, sürekli temizleyen, aratan gözyaşı var. Bir de gözün arkasında içinde merceği besleyen göz sıvısı, odacık sıvısı denir buna. Gözün içerisinde sürekli bir göz sıvısı akar. İçerisinde neden? Glikoz var. Merceği besleyen. Göz merceğinde damar yok, sinir yok. Neyle beslenecek? Burada sıvının içerisindeki glikozla beslenir. Böylece canlı kalır. Aksi takdirde ne olur? Kurur. Yani cam gibi sayılan bir madde ama canlı, ölü değil. Glikozla besleniyor. Gözün içerisinde günde 3 litre göz sıvısı akar. 3 litre. Sürekli gözün içerisinde bir akış var. Biz onu fark etmiyoruz, görmüyoruz. Ama ne yapıyor? Gözün içerisinde günde 3 litre odacık sıvısı göz merceğinin akıyor ve gözü besliyor. Mükemmel bir yani organ göz. İşte gözün içerisindeki bu tüpüler kanaldan gelen göz sıvısı, bu kanalda daralma, akışta daralma, içeri girişte daralma veya çıkışta daralma olursa ne olur? Gözün içerisinde basınç meydana gelir veya sıvı yetersizliği, kuruma meydana gelir. Bu da iksirle ve yaban mersiniyle iyileştirmek mümkündür. Birçok göz rahatsızlığı olan, göz kuruluğu olan kişi ilaç kullanıyor, kullanıyor, kullanıyor. Ne oluyor? Allah korusun daha da kötü. Yani böyle bir vaka, dişenlerde biraz önce söylemiştim. 65 yaşındaki beyefendi görme kabiliyetini tamamen kaybetmişti. Kullanmış olduğu aşırı ilaçlar ve şeker hastalığı nedeniyle 6 hafta sonra görür hale geldi. Tabii bizim gibi dört dörtlük görmüyor ama artık hiç olmazsa seçiyor cisimleri, insanları vesaire. Yani bitkilerle tedavi mümkün. Zaten bununla da ilgili biraz önce bahsettiğim gibi klinik araştırmalar yapılmış. Fransa, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu konuda bilgi var, belge var. Üstüne her türlü bilgi ve belgeyi sunabilirsin.